Değerli ha. öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi fonksiyonların dördüncü videosundayız. Çok önemli bir video bu video arkadaşlar. 18 tane, tam 18 tane güzel soru çözeceğiz. Böyle öğreten birkaç tane soru var ama onların mantıkları da çok önemli. Sonra ÖSYM'nin sormayı alışkanlık haline getirdiği, sürekli sorduğu, sürekli tekrarladığı... ...böyle farklı farklı soru çeşitlerinden... Güzel sorular çözeceğiz. İşte fonksiyon değer hesaplamanın tüm mantıklarını vereceğim. Bu videoyu dinledikten sonra fonksiyonun değer hesaplamayla ilgili yapamadığın soru kalmayacak inşallah. Çünkü hemen hemen her soru çeşidini vermiş olacağız. En temelden en tepeye. En temelden en tepeye devam ediyoruz. Nasılsın sen de? İyisin. Sıkıntı yok değil mi? güzel bir şekilde güzel bir şekilde programına devam et. Arkadaşlar sürekli şöyle şeyler geliyor hocam ya şuradayım geç mi kaldık şuradayım. Arkadaşlar geç mi kaldım geç mi kaldım soruları seni daha çok gece bırakır. Geç olan bir şey yok. Gerçi bu videoyu ne zaman izliyorsun belli bilmiyorum ama benim yayınladığım zaman zarfı içerisinde geç olan bir şey yok. TYT zaten ne dedik bu konuya başladığın anda artık AYT matematiğe başlamış oluyorsun. O yüzden dert yapacak sıkıntı yapacak tasa yapacak bir şey yok ateş gibi olsun gözlerin. Ateş etmeye devam ediyoruz. Evet şimdi 42 tane soru çözmüştük önceki videolarımızda. Şimdi 43. sorumuzdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu soru arkadaşlar aslında bundan sonraki çözeceğimiz birkaç soru kalıbı için bir hazırlık gibi bir şey. İyi anlaman gerekiyor bundan sonraki sorular için. İyi sentez etmen gerekiyor bu soruların hepsinin yanına yıldız koyabilirsin. Hepsi çok güzel. Hadi başlayalım. Fonksiyonlarından hangileri her m ve n gerçel sayıları için eşitsizliğini sağlar? Şimdi bu sorular karşınıza çıktığında ne yapacağını şaşırıyorsun, afallıyorsun. Afallama. Bak şimdi diyor ki sorun. Şurayı iyi anla. Diyor ki her m ve n için bu şartı sağlar diyor. Sen bu durumları oluşturacaksın. Yani şunu oluşturacaksın önce. Bak önce bunu oluşturacaksın. Sonra araya eşittir koyacaksın. F M'yi oluşturacaksın. F neyi oluşturacaksın? Onların çarpımı ona eşit mi diye bakacaksın. Bu kadar. Burayı anladığında iş bitti. Yani hemen ben F M artı N'yi birinci de oluşturuyorum. Hangileri sağlar diye soruyor. Şimdi birinciyi aldım. Birinci şurada. Birinci için F M artı N'yi buluyorum. Yani birinci de X yerlerine M artı N yazıyorum. Yazdım ne oldu? F M artı N eşittir x yerine m artı n yazdım. Neye eşit oldu? 2 üzeri m artı n'ye eşit oldu. Burası tamam. Şimdi bak eşitliğin sol tarafını oluşturdum. Sağ tarafına geldi. Sağ tarafında ne var? Fm var. Hemen Fm'yi bulmaya çalışıyorum. Fm'yi bulmak ne demek? Bu fonksiyonda x gördüğün yerlere m yazmak demek. Yazdım. O zaman Fm dediğim neye eşit oldu? 2 üzeri m oldu. Bu kadar basit bak. Neyi bul diyor bir de? F neyi bul diyor. Ne yapıyorum F neyi bulabilmek için? Burada x gördüğüm yerlere n yazıyorum bu sefer. F n. Ne eşit oldu F n? 2 üzeri n. Diyor ki şimdi benim diyor şuradaki F m artı n denilen şey yani 2 üzeri m artı n. Bu ikisinin çarpımına eşit mi? Bak diyor. Çarpıyorum ikisini. Biri 2 üzeri m. 1'i 2 üzerine bakın üstler toplandı üstü sayılarda. 2 üzeri m artı n eşittir. 2 üzeri m artı n oldu. Yani birincisi bu eşitliği sağladı. Tiki attım. Şimdi diğerleri için dur dur videoyu sen bak. Bak al, alış bunlara. Şimdi ikinci fonksiyon için eşitliğin sol tarafını buluyorum. Şuranın üstüne bir temizleyeyim. Üstüne bir temizleyeyim. İkinci fonksiyon için eşitliğin sol tarafını buluyorum. F M artı N'i buluyorum. Yani X gördüğüm yerlere M artı N yazıyorum. Ne oldu? Şöyle 2 yazayım buraya. F M artı N eşittir. X gördüğüm yere M artı N yazıyorum. 2 çarpı M artı N oldu. Düzenledim. Ne oldu burası? 2 M artı 2 N oldu. Eşitliğin sol tarafı tamam. Sağ tarafını bulalım şimdi bu fonksiyon için. F M'i bulmaya çalışıyorum. F M. Şimdi burada x gördüğüm yerlere ne yazıyorum? m yazıyorum. Burada ne yazıyorum? m yazıyorum. Ne oldu o zaman? fm 2m eşit oldu. Hemen fn'i buluyorum. Eşitliğin sağ tarafındaki diğeri. x gördüğüm yerlere n yazıyorum bu sefer. Ne oldu? 2n oldu. Şimdi ne diyor? Şuradaki diyor sol taraftaki bu. Bu ikisinin çarpımına eşit mi diye bak diyor. Neye eşitti arkadaşlar bu? 2m artı 2n eşitti. Eşitliğin öbür tarafında çarp bunları diyor. Bunları çarparsam 4 m n yapar diyor. Bütün gerçel sayılar için sağlamak zorunda falan değil. Sildim. Hemen bu ikincisiydi. Üçüncüsüne bakıyorum. Üçüncüsüne bakıyorum. Hemen mantığını anladın artık. F m artı n'e bakıyorum üçüncü için. X gördüğüm yerlere m artı n yazdım. Ne yaptı burası? m artı n'in karesi yaptım. Hemen eşitliğin sağ tarafındaki FM'i hesaplıyorum. FM dediğim Emin karesi oldu. FN'i hesaplıyorum. FN dediğimde N kare oldu. Şimdi eşitliğin sol tarafındaki şu ifade bununla bunun çarpımına eşit mi diye bakıyorum. Ne var sol tarafta? M artı N'in karesi var. Sağ tarafta ne var? m'in karesi ile şunların çarpımı n'in karesi. Daima bütün mn için eşit olmak zorunda değil. O zaman sadece 1 oldu. Sorumun cevabı Adana. Şimdi önemsediğim bir soru niye? İşte böyle bir ifade karşınıza geldiğinde bakın şöyle bir ifade karşınıza geldiğinde afallayıp kalıyorsunuz. Ya bu diyor ki kardeşim bul bunları bana diyor. X yerlerine bir M artı N yaz diyor. Bir M yaz diyor bir N yaz diyor. Çarp şunların ikisini diyor eşit mi diye bak diyor. Bu kadar basit tamam mı afallama sorudaki sana verilen bilgiyi oluşturmaya çalış bulmaca gibi kapış hadi yürü o zaman 43'ü geçtik geldik 44. sorumuza Şimdi 44. sorumuz bizim için çok böyle karşımıza gelen soru kalıplarından bir tanesi. Tüm soru bankalarında her yerde fonksiyonlarla ilgili çıkar. Şimdi sana R'den R'ye bir fonksiyon tanımlamış. Yine böyle bakın iki tane F'li bir durum vermiş. Sonucu 2'dir demiş. F7 bilgisini vermiş. Sonucu 1'miş. F18'i istiyor. Şimdi öz yineleme fonksiyonları diyoruz biz bunlara. Değer verip Hesaplıyoruz değer verip hesaplıyoruz istediğimiz yere kadar gidiyoruz. Şimdi bak bir kere şu F7 bilgisini kullanmam lazım. Nasıl kullanacağım F7 bilgisini? Bunlardan birinin içini 7 yapacağım. Şimdi şöyle bir deneyin önce. Şunun içini 7 yapmaya çalışalım önce. Bunun içini 7 yapabilmek için bakın bunun içini 7 yapmayı deneyelim. Bunun içerisi durun önce yanlış olanı bir yapalım. Şunun içini 7 yapmayı deneyelim. Tamam mı? Bunun içine 7 yapabilmek için x yerlerine ne yazmalıyım? 4. Bak x yerine 4 yazdım. Bütün hepsinde yazıyorum şimdi. F7 oldu. Tamam mı? Eksi. Bunun içerisine de 4 yazmaya devam ediyorum. F6 eşittir 2 oldu. Bak şimdi. Biz F7'nin değerini biliyor muyuz? Biliyoruz. F7 1'miş. Buradan F6'yı hesaplayabilirsin. Atarsın karşı hesaplarsın. Ama burada şuna dikkat et. Sana sorulan şey buradaki 7'den büyük mü küçük mü? Büyük. Biz 7 değerini kullanarak geri geri gittik. Yani F7'yi kullanarak biz F6'yı hesapladık şu anda. F6'ya doğru geri geri gidersen 18'e ulaşamazsın. O zaman ben 7'ninden daha büyük bir şey oluşturmaya çalışacağım. Tamam mı? O zaman buranın içini 7 değil, buranın içini 7 yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Buranın içinin 7 olabilmesi için x'e kaç vermem lazım? 5. Benim gibi yaz bak böyle. x eşittir 5 için. x'e 5 değerini verdiğin zaman burası f8 olur. Eksi x'e 5 değerini verdiğim zaman burası x'e 5 değerini verdiğin zaman f7 olur. Eşittir 2. Bakın isterseniz şimdi f7 yerine 1 yazıp, karşıya atıp F8'e hesaplayabilirsiniz. Ama biz hesaplamayacağız. Çünkü taraf tarafa toplayıp yok edeceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra baktım F7'den F8'e ulaştım. O zaman F8'den de F9'a ulaşabilirim. F9'dan F10'a yani birer birer büyüterek ulaşabilirim. Mantık bu. Geri geri gitmek istemedim. O yüzden arkadaşlar küçük olanın yani içerisi bakın biri x artı 2 idi biri x artı 3'tü. x artı 2 7 yaptım ki bu daha büyük olsun dedim. Tamam mı? Şimdi bundan sonra x'e bir değer daha vereceğim. Şimdi bunu iyi anlayabilmen için sonraki soruda özellikle iyi anlayacaksın. Şuna bak şimdi. Bunun içerisinde x artı 2 yazıyor değil mi? Evet. Bunun içerisinde ne yazıyor? x artı 3. Şimdi x artı 3 x artı 2'den kaç büyük? 1 büyük. Bu büyük olma durumun çok önemli bizim için. Bir sonraki soruda mesela 2 büyük olacak. 2 2 artırarak gideceğiz. Yani burada 1 büyük olduğu için x'e ilk durumda 5 vermiştim ya. Hemen şimdi 6 veriyorum. Bak aradaki fark kadar içerideki yazanların arasındaki fark kadar büyütüyorum x'i. O zaman ne oldu 6 verdiğim zaman? Bakın burası f9 oldu. Eksi burası 6 değerini verdiğim zaman 8 yaptı. Bakın sonuç yine 2. Bakın bunları topladığımda F8'ler götürecek. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu F8'ler götürecek. Bak F9 çıkacak. Şimdi ama yine istediğim yere ulaşamadım. F18'e kadar gitmem lazım. Bir tane daha yazayım gör diye. X yerine 7 yazdım. 7 yazdığım zaman bu F10 oldu. Eksi bu F9 oldu. Bakın sonucum yine 2. Şimdi laba 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 gidiyorum. Şimdi x yerine öyle bir şey yazacağım ki x yerine öyle bir şey yazacağım ki 18 olacak. Şimdi iki şey yazabilirim. Ya burayı 18 yapacağım ya burayı 18. Büyük olanı 18 yapacak değeri. Yani ilk kez 18 ne yazarsam gelir diye düşünüyorum. x yerine 15 yazdım da. Tamam mı? Bak ilk ne yazarsam 15 yazarsam 18 oluyor bu. Buna 16 yazarsam oluyor. İlk ne zaman geliyor diyor diye düşündüm. 15 yazarak. X yerine 15 yazdım son. 15 yazdığım zaman burası F18 oldu. Eksi 15 yazdığım zaman burası F17 oldu. Buranın sonucu da 2. Bakın şimdi bunları alt alta artık topluyorum. Kalıp soru. Kalıbı öğreneceksin tamam mı? Çat şunlar götürecek. Çat şunlar. Çat şunlar böyle götürecek. Bakın burada sadece F18 kalacak. Bir de ilkinde eksi F7 kalacak. Eksi F7 kalacak. Sonucumuz ne şimdi bakın. Buradakilerin toplamı kadar 2. Şimdi kaç tane 2? Orası da şuradan gelecek bakın. Ben X'e kaç tane değer vererek başladım? 5'ten 15'e kadar. 5'ten 15'e kadar birer birer büyüdüm. Kaç terim var diye bakıyorum. Son terim eksi ilk terim bölü. Artış miktarı artı 1. O zaman 15'in 5'i gitti 10. 11 tane terim varmış. O zaman 11 tane 2 vardır karşıda. Bu toplam 22 yaptı. Şimdi F7'nin kaç olduğunu vermişti soru bize. 1. F7 yerine 1 yazdım. Karşı attım. 44. sorumuzun cevabı Denizli oldu. Tamam mı? Bu soruda dikkat etmen gereken şey ne? Önce bir başlayacağın yeri belirleyeceksin. X yerine 5 vererek başladım. Niye? Çünkü X yerine 5 vererek 1 7 1 7 oldu. 1 8. Büyüğe gideceğim için 5 vererek başladım. 4 vererek başlarsan F6'ya gittiği için yamulup kalırsın. Sonra en son neyi vereceğimi dikkat ettim. En son neye vereceğimi nasıl bakıyorum? İlk kaç verirsem bulmak istediğim çıkar diye düşündüm. Ama bir de önemli olan bir şey daha söyledik. Şu aralarındaki fark bir fark olduğu için x değerlerini kaçar kaçar büyüterek götürdüm. Birer birer anladık değil mi? Şimdi devam edelim yine benzerini çözeceğiz. Alıştıracağım soru kalıbına seni merak etme. Şimdi 45. sorumuz. Gel buraya. Yine aynı kalıp. Yine toplayacağız, yine götürecek. Soru kalıbını öğren. Şimdi bize F6'yı vermiş. 3 olarak F30'u istiyor. Şimdi burada bir kere öncelikle F6 bilgisini kullanabilmek için iki tane durumum var yine. Ya burayı 6 yapacağım ya burayı 6 yapacağım. Şimdi bakın burayı 6 yaparsanız x'e 2 verirsiniz. Burası 6 olduğunda burası 2 verdiğinizde 3 olur. Geri geri gitmiş oluruz. 30'a gitmiş olmayız. Demek ki bunu yapmayacağız. Sildim üstünü. Sildim üstünü. Şuradaki arkadaşlar hangisini 6 yapacağım? 2 küçük olanı. x artı 1'i e 6 yapacağım. x artı 1'i e 6 yapabilmek için ilk bilgimi kullanabilmek için x yerlerine ne yazmalıymışım? 5. Bakın şimdi x yerine 5 yazarak başlıyorum. X yerine 5 yazdım. 5 yazınca bunun içi F9 oldu. Burası tamam. Eksi. X yerine 5 yazdığım zaman 5 artı 1'den F6 oldu. Şimdi 5 yazıyorum. Şunun adı arkadaşlar işaret belirleyicidir. X tek sayı olduğunda işareti eksi yapar. X çift sayı olduğunda işareti artı yapar. Bakın X tek sayı olduğu için 5'i yerine yazdım. Eksi 1 üzeri 5. Eksi 1 yapar. X yerine de 5 yazdığım zaman ne yaptı burası? Eksi 5. Şimdi sorunun en önemli yerine geldim. Bunun içindeki yazanı söyle bana x artı 1. Bunun içerisindeki yazanı söyle bana x artı 4. Kaç büyük bu bundan? 3 büyük. O zaman x'leri 3'er 3'er büyüterek götüreceksin. Yoksa topladığında yok edemezsin. Tamam mı? O zaman şimdi x'e kaç değerini verdim? 8. Anladın değil mi nasıl olacağını? 1'i x artı 1, bir, 1'i x artı 4. 2 İçi, Onun içinden 3 büyük olduğu için 3'er 3'er büyütüyorum. Şimdi 8'i verdim. Bakın burası F12 oldu. Eksi. Burada 8'i verdim. Bakın F9 oldu. Bakın topladığımda F9'lar götürecek. Şimdi 8 verince ne oluyor bak? 8 verdim. Eksi 1 üzeri 8 çift kuvvet olduğu için artı. İkisine 8 yazdım. Artı 8 oldu. Gördünüz mü? Yani bir eksi bir artı. Bir eksi bir artı gelecek. Şimdi en son F30 lazım bana. Tamam mı? Laba 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 indiriyorum. Hangisinin içi önce 30 olur? Büyük olan. Nasıl 30 olur arkadaşlar? X'e 26 değerini verirsem bakın buraya 26 verirsem 30 olur. O zaman diyorum ki F30. Eksi x'e 26 vermeye devam ediyorum. Burada x'e 26 değerini verdim. 26 ile 1'i topladım. F 27 oldu. Eşittir. 26 yazıyorum x yerine bakın. 26 yazınca eksi 1'in 26. kuvveti çift kuvveti olduğu için işaretim artı. Buraya da x yerine 26 yazdım artı 26. Tamam. Artık taraf tarafa toplayınca patlıra 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 gidiyor. Bak şimdi çat gitti. Çat gitti. En son burada ne kaldı? F30 kaldı hocam. Eksi var. Başta ne kaldı? F6 kaldı. Şuradaki F6 kaldı bakın. Buradaki de F30. Şimdi karşıdakilere bakacağım. Şimdi karşıya çok dikkat. Şimdi bir kere kaç tane böyle satır yazdım bir ona bir bakayım. Ne yaptım ben? Son olarak X yerine 26 yazdım. Terim sayısı hesaplıyorum. X yerine ilk olarak 5 yazdım. Son terim eksi ilk terim bölü. Kaçar kaçar büyüttüm. Üçer üçer. Sonra bir fazlası. 26'nın 5'i gitti 21. 21'i 3'e böldüm 7. 1 topladım 8. Yani şu satırlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şu 8'inciymiş. Şimdi çok dikkat et. Şu 2 tanesinin toplamı kaç yapıyor? 3 yapıyor. Bakın bundan sonraki eksi 11 olacak. Bu 3 büyüğü artı 14 olacak. Yani her ikide bir toplamı 3 yapıyor. Bak 8 grubu ikili ikili gruplandıracağım. Her biri 3 yapıyor. Şimdi o 8 taneyi terimi ikili ikili gruplandırırsam 4 tane. Yani şunlardan 4 tane oluyor bakın. Bir tanesi 3 şuradan. Bir 3 şuradan geliyor. Bir 3 şuradan geliyor. Bir 3 şuradan geliyor. Yani karşıdakilerin toplamları ne yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. F-6'nın kaç olduğunu biliyordum. 3 olduğunu biliyordum. Bunun yerine de 3 yazdım. Şu eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. F-30 dediğimiz 15'e eşit olmuş oldu. 45. sorumuzun cevabı Adana. Anladın mı mantığını? Bir önceki sorudan farkı ne? Bir önceki soruda birer birer büyütmüştük. Burada üçer üçer büyüttük. Niye? Birinin içi diğerinin içinden 3 fazla. Şimdi sorunun yanına yıldız koy. Bu sorular kalıp sorudur tamam mı? Her soru bankasında gelir. Böyle bir soru geldiğinde takıldıysan gel buraya. Bu iki soruyu dinle, yapıştır geç. Tamam mı? Karşıdakilerin toplamlarını da bulmayı becermen lazım tabii. Şimdi geldik 46. sorumuza. Şimdi 46. soruda bunların aynısı. Sadece bu sefer arada çarpma işlemi var. Bak aynı soru sadece çarpma var. Aralarında toplama olanlarda taraf tarafa toplamıştık onları. Çarpma olanlarda taraf tarafa çarpacağım. Ça 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 sadeleştireceğim yine. Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle bilgime bakıyorum. F4'ün 2 F19'u istiyor. Tamam. O zaman ben küçük olanın içini 4 yapıyorum. Küçük olan bakın x artı 2 x artı 1. Küçük olanın içini 4 yapabilmek için x'e 3 değerini vererek başlıyorum. x'e 3 değerini verdim. Ya bu sinek nereden geldi? Sardı bana ya. Şimdi x eşittir 3 için diyorum şimdi. x yerine 3 yazınca burası ne yaptı? F 5 yaptı. Eşittir. x yerine 3 yazmaya devam ediyorum. 3 çarpı f x yerine 3 yazdım 4 yaptı. Hocam kaçar kaçar büyüteceğim. İçlerine bakacağım. Birinin içinde x artı 1 yazıyor. Birinin içerisinde x artı 2 yazıyor. Kaç fazlası? 1. O zaman birer birer büyüteceğim. Bundan sonra x'e ne değerini veriyorum? 4 değerini veriyorum. 4 değerini verince arkadaşlar buradaki neye dönüştü? F 6'ya dönüştü. 4 değerini vermeye devam ediyorum. Bakın 4 çarpı F5 oldu. Zaten birer birer büyüyor böyle bak. Bu 5 6 7 diye gidecek. Bu 4 5 diye gidecek. Hadi bir tane daha yazayım. X'e 5 değerini vereyim. Bakın bunun içi F7 olacak. Kuralı gör. Şimdi 5 değerini verince burası 5 yapıyor. Tamam. çarpı buraya 5 değerini verince burası ne yaptı? F6 yaptı. Tamam. Şimdi F19 lazım. Büyük olanı 19 yapabilmek için x'e kaç değerini veriyorum? Şimdi 17. Bakın 17 verirsem 19 oluyor çünkü. F19 oldu şimdi burası. eşittir. Burası bakın 17 yazıyorum x yerine. 17 oldu. çarpı F burası da 18 oldu. Tamam. Şimdi bu sefer bunları taraf tarafa çarpıyorum. Bakın şöyle bir şey oluyor aslında çarptığım zaman. Şöyle bir eşitlik düşünün. Mesela 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 gibi düşünün. Karşı Burada da x olsun. Karşı tarafta da 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı y olsun. Şimdi böyle olduğunda biz şunla şunu, şunla şunu, Şunla şunu sadeleştirebiliyoruz. Nasıl bir denklem çıkıyor? 2x eşittir 6'ya. İşte burada da çarptığımda şunların hepsi çarpım durumunda. Bunların hepsi çarpım durumunda olacak. O zaman aynı şeyler varsa sadeleştirebileceğiz. Bakın F5 ile F5. Şöyle kırmızıyla götüreyim. F5'ler birbirlerini götürecek. F6'lar birbirlerini götürecek. F7'ler götürecek. Götürmenin yönüne bakın. Şöyle götürüyor değil mi? Bakın şöyle götürüyor. O zaman en son burada... Sol tarafta F19 kalacak. Şimdi sayılara dikkat edin. Bunların hepsini ne yaptım ben çarptım. 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nereye kadar olan sayıların çarpımı? 17'ye kadar olan sayıların çarpımı. Bir de burada ne var? F4 var. Tamam. Şimdi faktöriyele benzedi. Şu F4 dediğimizde 2'ymiş bakın. O zaman bakın şuranın yanına 2 koyarsam burası 17 faktöriyele nedir? Eşittir sorumuzun cevabı da Ceyhan'dır. Bakın toplama durumundan farklı sadece ne yapmış olduk? Çarpmış olduk. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Var mı anlamayan? O sineği birazcık katliam yaptım. Ağzıma girecekti az daha. Böyle <laughs> boğazımda kalsaydı video çekerken görürdünüz. Hadi bakalım şimdi 47. sorumuz. Farklılaşıyoruz. Özelleşiyoruz. Bundan sonraki soruların hepsi, bundan sonraki soruların hepsi sana ekstra bir yorum kazandıracak. Sana ekstra bir bilgi kazandıracak. Ekstra bir fonksiyon çözme yeteneği kazandıracak sorular. Hadi bakalım şimdi 47. sorumuz. Şimdi bize reel sayılardan 0 60 R'ye bir fonksiyon tanımlamış f3 kaçtır diyor. Bak bulmaca sorusu bunlar. Bulmaca. f3'ü nasıl bulurum? Bakıyorum, inceliyorum. Hocam ya burada da var. F'li. F'li burada da var. Hangisinin içine 3 yapacağım? Dene. Dene. Kolun mu kopar? Dene. Hadi deneyelim. Önce bunun içine 3 yapalım. Bunun içine 3 yapabilmek için x'e kaç vermem lazım? 9. Hadi yapalım. x yerlerine 9'u bir yazalım. Bakalım ne oluşuyor. x yerine 9'u yazdım. F3 oldu bu taraf. x yerine 9 yazmaya devam ediyorum. 9 ile 2'yi çarptım. 18. Eksi 2 çarpı f X yerine 9 yazdım bakın buraya. 3 ile 9'u sadeleştirdim. F 1 bölü 3 oldu. Şimdi bu diyor ki sana kardeşim sen benden diyor F3'ü mü bulmak istiyorsun? O zaman F1 bölü 3'ü bulacaksın diyor. F1 bölü 3'ü bulmadan F3'ü hayatta bulamazsın diyor. Tamam o zaman diyorum ki kardeşim F1 bölü 3'ü hesaplamaya çalışayım. Veya F1 bölü 3'ü hesaplamaya çalışmasam bile ilk noktaya geri dönelim. Ne dedik? Bunun içerisini 3 yapmaya çalış şimdi. Bunun için içerisini 3 yapabilmen için x'e kaç vermen lazım? 1. Bakın x'e zaten 1 verince burası da 1 bölü 3 oluyor. Yani soru bulmaca gibi. Bir onu bir onu yaptım. x yerine 1 yazdım. Burası f 1 bölü 3 oldu. Eşittir. 1 yazıyorum x yerine burası 2 yapıyor. Eksi 2 çarpı f x yerine 1 yazdım. Tamam burası da 3 oldu. Tamam. Şimdi bakın f1 bölü 3'ün neye eşit olduğunu buldum mu? Ben buldum. F1 bölü 3 buna eşitmiş. O zaman şu yukarıdaki denklemde şu f1 bölü 3 yerine bunu yazacağım. F3 karşıma çıkacak. Hadi yazalım şimdi. F3. Yok etme metodu da yapar. İsteyen yukarıdaki denklemi bakın şu aşağıdaki denklemi 2 ile çarpıp eksi 2 ile çarpıp hepsini tabii topladığınızda Eşitliğin o tarafındaki F1 bölü 3 ile o götürür birbirlerini öyle de olur. Ben yerine koyma yapıyorum. Daha kullanışlı olacağı için sizin için. F1 bölü 3 eşittir. F3 eşittir 18. Eksi 2 çarpı. Şimdi şu F1 bölü 3 gördüğüm yere F1 bölü 3'ün bulduğum değerini yazıyorum. Şu 2'yi sonradan yazdım şaşırma. 2 eksi 2 tane F3 oldu. Bakın bunu yazdım. İçeri dağıtacağım iş bitecek şimdi. Hadi benimle beraber F3 eşittir konuşarak 18 eksi 2'yi dağıttım burada eksi 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptım artı 4 tane F3 oldu tamam. Şimdi şurası kaç yaptı 14. Bu artı 14'ü eksi 14 olarak karşıya aldım. Burada 4 tane F3 var görüyorsun değil mi? Burada bir tane F3 var. Bu bunun yanına eksi olarak geldiğinde, eksi F3 olarak geldiğinde karşıda 3 tane F3 kaldı. O zaman F3'ün değerini bulmak istiyorduk biz. Her iki tarafı 3'e böldüm. Eksi 14 bölü 3 cevabına ulaştım. Bu kadar. Bu kadar basit. Tamam mı? Bulmaca gibi. Bir onu 3 yaptım, bir onu 3 yaptım. Ondan sonrası matematiksel işlem. Yani bir belli bir yerden sonrasının fonksiyonuna hiçbir alakası yok. 48 tatlı bir soru. Hadi bakalım sen uğraşsana. Durdur videoyu kendin yapmaya çalış. Bulmaca var ama bak. Bulmacayı çözmeye çalış. Olduğuna göre F3 kaçtır diyor. Bu daha basit bir soru bak şimdi. Şimdi F'li kaç tane şey var? E bir tek bu var. O zaman bunun için 3 yapacağım bu kadar. Hadi yapalım. X yerlerine ne yazıyorum onun için 3 yapabilmek için? X artı 1'i 3 yapabilmek için X gördüğüm yerlere ne yazıyorum? 2. X yerine 2 yazdım. 3 tane F3 oldu burası. X yerine 2 yazdım. Bakın burası artı 4 yaptı. Eşitmiş. F eksi 3. X yerlerine 3 yazıyorduk. 3'ün karesi oldu. Artı 9. Şimdi bulduğun şeye bak. Sana neyi emrediyor? Kardeşim diyor. Benden F3'ü mü istiyorsun diyor. O zaman diyor F eksi 3'ü bulacaksın önce diyor. He, gördün mü? F eksi 3'ü bulmaya çalışacağım şimdi. O zaman şimdi şunun içini eksi 3 yapmaya çalışacağım. Yani x artı 1 eşittir eksi 3. Attım karşıya x gördüğüm yerlere ne yazacağım bir de eksi 4. Çünkü f eksi 3 lazım bana bulmadan yapamam. Hadi x yerlerine şimdi eksi 4'ü yapıştıralım. x eşittir eksi 4 için. Eksi 4'ü yazdım. Burası 3 tane f eksi 3 oldu onu bulmaya çalışıyordum zaten. Eksi 4'ü yazdım 2 ile çarptım eksi 8 yaptı eşittir f eksi 3 eksi 4'ü burada yerine yazdım eksi 4'ün karesi nedir artı 16'dır bak şimdi f eksi 3 çıktı karşıma şimdi sol tarafta 3 tane f eksi 3 var sağ tarafta bir tane var bu bu tarafa eksi olarak geliyor 3 tane f eksi 3 eksi f eksi 3 eşittir 16 var şu eksi 8'de karşı artı 8 olarak geçsin 24 bakın burada 2 tane f eksi 3 oluştu. 2 tane f 3 eşittir 24 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümde f eksi 3 dediğimin değerinin kaç olduğunu buldum. 12. Bitti işim. f 3 12 ise şu denklemde 12 yazıyorum f 3 için. 12 ile 9'u topladım 21. Şimdi denklemi yazıyorum. 3 f 3 artı 4. 3 f 3 artı 4 eşitmiş 21'e. Şimdi bunu Eksi olarak bu tarafa atıyorum. Eksi olarak bu tarafa attığımda bir yerde hata yaptık. Bir yerde hata yaptık. Tabii en başta orada hata yapmışım. En başta orada hata yapmışım. Şurası 2 yazmıştık. 2'nin karesi ne yaptı? Şurayı da başta yazarken öyle 2, 2 yazıyor gibi devam etmişim. Yendim dedim şuraya yazın kaçırmayın diye. Burası ne yaptı arkadaşlar o zaman 2'nin karesi? 4 yaptı. Şu 12 ile 4'ü topladım. Burası ne yaptı? 16. Şimdi... Şu karşı tarafı eksi olarak geçti. 3 tane F3 oldu. 3 tane F3 eşittir 12 yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde F3 dediğimiz 4'e eşit oldu. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 4 oldu. 48. sorumuzun cevabı da denizli olmuş oldu. Tamam mı? Anladık değil mi? Haydi 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 devam edelim. Uzun olacak bu video ama. Güzel sorular var. Keyifli sorular var. Güzel 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 çözerek gideceğiz. Evet şimdi önemli bir soru kalıbına geldik. Şimdi bu soruyu sana her soruda kullanacakmış, yapabilecekmişsin gibi anlatacağım. Çok çok ÖSYM'nin çok sorduğu, iki üç tane benzer kalıpta soru var zaten arka arkaya. Çok sorduğu bir kalı soru kalıbı. Şimdi sana demiş ki uygun koşullarda fx artı y'nin fx artı fy'ye eşit olduğunu söylemiş. Yani şöyle bir şey demiş mesela. İçeride f2 artı 5 diye bir şey yazıyorsun mesela. Bu şuna eşitmiş. F2 ile F7'nin toplamına eşitmiş. Bak bir kere mantığını anla. Yani F7'yi ben istersem F7'yi ben istersem F2 ile şuraya yanlış yazmışım. F5'in toplamı olarak yazabilirim. Bakın F7 eşittir. F2 artı F5 diye istersen parçalayabilirmişim. Orayı bir anla. Şimdi bana F3'ün 5 olduğunu söylemiş. F12'yi soruyor. Şimdi bunu farklı şekillerde çözeceğim şimdi. Şimdi benim Size bütün soru kalıplarında çözmeniz için anlatacağım yöntemi anlatacağım önce. Şimdi şurada bilgiyi bir kere küçültün. Bu bilgiyi size verilen F3, F5 gibi bilgiler olacak. O bilgiyi F1'e dönüştürmeye çalışın. Tamam mı? Çünkü F1 1, 1 toplayarak gidersek kolay olur. Nasıl dönüştüreceğim? Oradaki 3'ü parçalayacağım toplam olarak. O 3 3 tane 1'in toplamıdır, değil mi? Evet. Burada iki tane vermiş ama üç tanenin toplamı da olabilir. O zaman bu ayrı ayrı toplamlarına eşittir. Yani F1 artı F1 artı F1'e eşittir. Gördük mü? Yani F3 denilen şey üç tane F1'e eşitmiş. O zaman bu soru kalıbını anladın mı? Yani buradaki ifadeyi bir 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 parçaladığında karşı taraftaki toplamı bulmuş oluyorsun. Şimdi bir kere F3 kaçtı? 5'ti. O zaman F3 yerine 5'i yazarsın şimdi. F1 karşına çıkar. F1'i bulduysan zaten iş kolay. Her iki tarafı 3'e bölüyorum şimdi. 3'e böldüğümde F1 dediğim neye eşit? 5 bölü 3. F1'i biliyorsan artık sana neyi soruyorsa bulabilirsin. Neyi soruyor soru bana? F12'yi. 12 12'yi de parçalayalım. Nasıl parçalayacağım 12'yi? 1, 1, 1, bir kaç tane birin toplamıdır 12 12 tane birin toplamıdır o zaman bunları içerideki toplamları dışarıda tek tek haline geliyordu değil mi ne oluyor bakın F1 artı F1 artı kaç tane F1'in toplamı oluyor burada 12 tane F1'in toplamı tamam mı 12 tane F1'in toplamı o zaman 12 çarpı F1 oluyor F1'i zaten bulduk biz. 12 çarpı F1 dediğimiz 5 bölü 3'tü. Şu 3'te şunu sadeleştirdim 4. 4 ile 5'i çarptım. Sorumun cevabı 20 olmuş oldu. Tamam mı? He burada pratikleşirseniz direkt şöyle yazın. Bu özelliği verdiyse böyle bir özelliği verdiyse. Mesela direkt F5'i 5 tane F1 diye yazabilin. Tamam mı? Bak böyle bir bunu verdiyse içerideki toplama dışarıda grup grup toplama haline getiriyorsa. Direkt F5 5 F1. F12 12 F1 durumuna getirebilirsin. Şimdi bu soruyu bir şekilde daha çözeceğim. Ama sana tavsiye ettiğim yöntem bu. Çünkü böyle karışık kuruşuk sayılar verir. F1'i bilirsen F1 üzerinden gidersen alayını çözersin. Şimdi şurayı sildim. Şimdi bu soru özelinde bir çözüm daha yapabilirim. Şu F12 F3 cinsinden yazabiliyorum çünkü. Bakın 12, 3, 6, 9, 12. 3 tane 3'ün toplamı olduğu için 4 tane 3'ün toplamı olduğu için bakın F3 artı F3 artı F3 artı F3 diye yazabilirim. Ama bakın burada sayılar denk geldiği için öyle. Yani F12'yi sorup sana mesela F5 bilgisini verseydi bunu kullanamazdın. O yüzden F1'e geçiş yapmayı bil her zaman. Şimdi F3'ün kaç olduğunu biliyordum 5. 5 bu 5 bu 5 bu 5 bu. O zaman burası zaten F12. F12 dediğimiz 4 tane 5'in toplamı 20. 49. sorumuzun cevabı Denizli. Selim Hoca her şeyi anlatır sana. Sen merak etme. Sen sırtını Selim Hoca'ya daya yeter ki. Sen yeter ki güzel ders çalış. O iş bende. O iş bende. Merak etme. Evet ilerliyoruz şimdi 50. soru. Evet bu sorunun çarpılısı şimdi mesela. Neyi vermiş bize bu sefer dikkat et çok soruyor ÖSYM arkadaşlar. Eğer denemede menemede sürekli gelecek öğren denemede artı bir net. Uygun koşullarda tanımlı bu sefer fx artı y'yi aradaki artıyı çarpıya dönüştürmüş. Yani şu mesela sana mesela f 7 var elinde 7'yi ben istersem 2 artı 5 diye yazabilirim değil mi? Evet İşte bu neye eşitmiş f 2 ile f 5'in çarpımına eşitmiş. Yani parçaladıklarının ayrı ayrı şeylerinin çarpımından eşitmiş. Şimdi F4'ü vermiş F12'yi istiyor. Ben yine 1'e dönüştüreceğim. Benim 1'e dönüştürmek sağlam yöntemim. Şimdi F4'ü F1'e dönüştürüyorum hadi. Ne yapıyorum? 4 tane 1'in toplamı değil mi bu? F4 eşittir diyorum. Şöyle de yazayım hadi. İçerisini toplam durumunda yazacağım. Ne oldu? E 1 artı 1 artı 1 artı 1. 4 tane 1'in toplamı. Bunun sonucu neye eşitmiş? İçeride toplam durumunda yazdıklarını ayrı ayrı fonksiyonların içine koyup çarp diyor. Yani F1 çarpı F1 çarpı F1 çarpı F1. Şimdi buradaki F4'tü değil mi? Evet. Kaçtı? 16 idi. 16 eşittir. F1'in neyi oldu arkadaşlar? Bakın dördüncü kuvveti oldu. Kaçın dördüncü kuvveti 16'dır arkadaşlar? Kaçın dördüncü kuvveti 16'dır? 2'nin. O zaman F1 dediğimiz eşittir ne oldu? 2 oldu. Tamam mı? Eksi 2 de olabilir. F1 eksi 2 de olabilir ama yani bu soruda artılısı gelecek. Şimdi F12'yi istiyor benden. E F12'yi parçalıyorum o zaman şimdi. F12 nedir? 1 artı 1 artı 1 artı 12 tane 1'in toplamı. Karşı tarafta F1, 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 12 tane F1'i ne yapacağım? Çarpacağım. Tamam mı? Bu sefer karşıyı çarpı olarak tanımlamış çünkü F1. Şimdi o zaman F1'in 2 olduğunu biliyorum. 12 tane 2'yi çarpacağım veya 12 tane eksi 2'yi çarpacağım. Çift kuvveti olduğu için şey olmaz. Şimdi ne geldi arkadaşlar buradan? Ee, buradan 2 ydi. Tamam 2 üzeri 12 oldu. Tamam. Tamam mı? 12 tane 2'yi ne yaptık burada? Çaptık. 12 tane 2. Hep her biri 2 idi bunların. 12 tane olduğu için 2 üzeri 12. Tamam mı? F1'e dönüştürürsen kafan rahat eder. Gerçi bu soruda da yine 12'yi şöyle parçalayabilirdim bakın. 4 artı 4 artı 4 diye parçalardım. Ne oldu o zaman? F4 çarpı F4 çarpı F4 olur. Tamam mı? Şimdi şu kaçtı? 2'nin dördüncü kuvvetidir değil mi? Bakın 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 ama ilk sorular olduğu için ben direkt sayılar birbirleri cinsinden yazılanı verdim. 2 üzeri 12 cevabı yine karşıma geldi. Evet şimdi geldik 51'e. Yine benzeri bir kalıbı değişik. Bu sefer içeride çarpma var, dışarıda toplama var. Mesela şöyle. F 10 mesela. Onu ben ne gibi düşünebilirim? F 2 ile 5'in çarpımı gibi düşünelim. Yani içeridekileri çarpım olarak yaz diyor. Onlar çarpım olarak dışarıda yazıldığında içeride şey dış, içeride yazıldığında dışarıda toplamaya dönüşüyor diyor. Neye dönüşüyor yani? F2 artı F5'e dönüşüyor. Şimdi buradan yürüyorum. Şimdi bu sefer F120, F8'i vermiş. F128'i istiyor. Şimdi arkadaşlar burada biri bulamazsınız tabii ki. Burada çarpım olduğu için Neyin kuvveti diye bakacaksınız. Bu 8, 3 tane 2'nin çarpımıdır. Bakın 128 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 2'nin çarpımıdır. Yani bunları da 2'ye dönüştüreceksiniz. Hadi başlayalım. Önce F8'i parçalayalım hadi. F8 eşittir nedir? F2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir. O zaman bunları ayrı ayrı toplam durumuna dönüştürüyor değil mi bu? F2 artı F2 artı F2. Kaç tane F2 oldu burası? 3 tane F2 oldu. İşte F8'in sonucu kaçmış? 12'ymiş. O zaman her iki tarafı 3'e bölüyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğümde F2'nin sonucunun kaç olduğunu buldum. 4. F2'miz 4. O zaman şimdi buraya bakıyorum. Bunun içerisine şöyle etrafına F koyayım. Ne oluyor arkadaşlar bu F128? F2'lerden kaç tanesinin toplamı şimdi bakın 2'nin 7. kuvveti olduğu için a toplamaya çeviriyordu. 7 tane F2'nin neyidir şimdi burası toplamıdır 7 tane. Şimdi bir tane F2'nin kaç olduğunu bulduk biz 4. 4 çarpı 7'den sorumuzun cevabı 28. Bakın bütün kalıplarını vermiş oldum. Denemelerde menemelerde her yerde karşınıza gelecek dikkat et. Tamam mı? Çok önemli. Çok önemli. Üç, bu üç soru çok önemli kalıp. Çünkü basma kalıp ve ÖSYM yıllarca ya onu sormuş ya onu sormuş. Sormuş yani sürekli tekrar etmiş. Yine neden olmasın. Şimdi geldik 52. soruya. 52. soruya. Şimdi 52. soru aslında küçük bir fonksiyon grafiği, analitik bilgisi falan gibi bir şey. Şimdi ben böyle bir önce bir soruyu okuyalım. Ondan sonra büyütüp bir kulağınızı çekeceğim. Niye? Bak şimdi. F fonksiyonunun grafiği A eksi 3'e 5 B 1'e 2 noktalarından geçmektedir diyor. Olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi bana bak. Şimdi yanında olduğumu düşün tamam mı şöyle. Kulağını tuttuğumu düşün. Hisset şimdi kulağını tuttuğumu. Çekiyorum kulağını. Acıyor mu canım? Acıyor değil mi? Niye? Çünkü senin kulağını çekiyorum. Şimdi bu hocam ne alaka? Şimdi arkadaşlar ben şimdi benim kendi kulağım ben yani kendi kulağımı çekerken senin canın acıyor mu acımıyor çünkü o benim kulağım İşte bu fonksiyonlarda tahtadaki anlatımlarımızda da hep söylüyorum kimin noktası kimin noktası sorusu çok önemli şimdi soruya geri gel diyor ki bu sorunun üstündeki bilgisi f fonksiyonun bir grafiği var kardeşim diyor şöyle o grafik diyor x'in eksi 3 y'nin 5 olduğu noktadan geçiyor diyor bu grafik 1'e 2 noktasından da geçiyor diyor. O zaman bu noktalar kimin noktası? F'in noktası. Senin kulağın gibi senin canın acıyor. İşte o noktada F'in noktası. O zaman burada F bilgileri vermiş sana. Oraya gizlemiş bilgiyi. Tamam mı? Zaten buraya bilenler için soru çok kolay bir soru. Yani burada demiş ki kardeşim f-3 5'e eşittir demiş. Ya fonksiyon grafiği o noktadan geçiyorsa canı acıyordur, sağlıyordur. Fonksiyonun noktasıdır orası. F1 dediğimizde kaçmış? 2. Bitti. Şimdi o zaman bu iki bilgiyi aynı anda kullandıracak sayı lazım. Bak çok önemli. Böyle efli mefli bir şey geldiğinde iki bilgin varsa ikisini aynı anda kullandıracak sayı lazım. Şimdi mesela ben buranın içini bir yapmaya çalışayım bak şu F1 bilgisi var ya. X'e kaç vermeliyim? 6. X'e 6 verince bunun içi F1 yapıyor tamam. Buraya X'e 6 değerini verince bunun içi F5 yapıyor. Şimdi benim bilgim F-3 ile F1'di. Aa, F5 bilmiyorum ki. Demek ki yanlış şeyi 6 yaptım. Şey yaptım. O zaman siliyorum bunu. Diyorum ki ben şimdi şunun içini 1 değil de... Eksi 3 yapmaya çalışayım burayı. Eksi 3 yapmaya çalışayım. Buranın eksi 3 olabilmesin x'e kaç veriyorum ki? Bak şimdi x yerine 2'yi bir yaz bakalım ne oluyor. F eksi 3 oldu yukarısı. Bölü aşağısı 7a artı 1 zaten ona bir şey yapamıyorum. Eşittir. X yerlerine 2 yazıyorum. 2'nin biri gitti F1 bak. Sorudaki bulduğum bilgilerin ikisi de karşıma çıktı denklemde. İkisi de çıkmadıysa zaten ayvayı yedin. Nana edecektim. Ay o yedin geldi. Şimdi o F1 oldu. X yerlerine 2 yazıyorduk. 2'nin karesi 4. 2 ile de topladım 6. Şimdi bunların değerlerini yerine yazacağım. F eksi 5'in kaç olduğunu biliyor. F eksi 3'ün 5 olduğunu biliyordum. Bölü 7A artı 1 eşittir. F1'in 2 olduğunu biliyordum. Bölü aşağısında ne var arkadaşlar? 6 var. Tamam. İsteyen sadeleştirsin şimdi. Ben 2 ile 6'yı sadeleştim. Burada 1, burada 3 kaldı. Şimdi içler dışlar yaptım. 15 eşittir. 7A artı 1 oldu. 1'i karşıya attım. 14 eşittir. 7A oldu. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde A dediğimizin 2 olduğunu bulduk. Sorumun cevabı edilme. Tamam mı? O noktadan geçiyor o noktadan geçiyor diyorsa Selim Hoca'nın kulağını çektiğini hatırla. Niye canım acıyor diye sor. Çünkü senin kulağın benim kulağım değil. Tamam mı? Kaçıncı soruydu bu? 52. sorumuzdu. Cevabımız Edirne olmuş oldum. Evet geri döndük. 53. sorumuz. Evet. Şimdi aslında Bunları temel kavramlarda bile yaptık. Hatta dedim ki orada aslında bir fonksiyon sorusu. Orada ne yaptı sadece? Kare içine falan koydu. Sen çözebilirsin bu soruyu. Ben güveniyorum sana. Uğraş. Yapanlar yaptım desin. Birer tane çikolata. Tamam mı? Buluşmalar yapacağız. Kavuşmalar yapacağız ileride. İleride doktor olduğun zaman ben hastaneye geleceğim. Oo, hocam sen Selim Hoca değil misin diyeceksin. Tamam mı? İleride belki ee, böyle avukat olacaksın başımız sıkışacak avukatlık işimiz olacak ileride bir yerde mutlaka karşılaşacağız. Hiçbir şey olmazsa cenazemize gelirsiniz ya. Allah 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 Allah'ım yarabbim. Hadi bakalım devam edelim şimdi. Üç basamaklı doğal sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu biçimde tanımlanmış. Nerede tanımlanmış? Üç basamaklı doğal sayılar kümesinde. Yani diyor ki a b c doğal sayı. F'in içerisine A, B, C doğal sayısını yazdığında diyor. F ne yapıyor biliyor musun diyor. A ile B'yi çarpıyor diyor. Sonra A ile C'yi çarpıyor çıkarıyor ondan diyor. Sonra da B ile C'yi çarpıyor diyor topluyor sonucu buluyor diyor. Bak bu kadar basit. Sadece önemli olan o yukarıdaki ifadeyi anlamak. O yani şimdi F 192'yi bulalım bakın. Bunun üstüne 192 yazıyorum. Demek ki A'mız 1. B'miz 9, C'miz 2 gibi hareket edecek. Hadi F 192'yi hesaplayalım o zaman. İlkinde A çarpı B. 1 çarpı 9. A1 C2 yazdım üstüne. 92. Hepsini hesaplayarak yazıyorum şimdi. Burası 9 yaptı. Eksi 2 geldi. Artı 18 geldi. Çarpma işlemlerimi yaptım. 9. Dur ya ne oldu? Şurası 9 yaptı. Şurası 2 yaptı. Şurası 18 işaretlerini koydum. E bir de 215'i bul diyor. Onu da aşağıya yazayım. 215. A2 gibi davranacakmış. B1 gibi davranacakmış. A2, B5, B, C5 pardon. B1, C5. Evet şimdi o zaman F dedim. 215'e bakıyorum bir de. Şimdi 2 ile 1'i çarptım. 2 yaptı. Arada eksi var. 5 ile 2'yi çarptım. 10 yaptı. 5 ile 1'i çarptım. 5 yaptı. Tamam sonuçlarını bulalım şimdi. Şimdi 19, 27, 25 yaptı ilkinin sonucu. İkincinin sonucu ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 3 yapıyor. Şimdi bundan bunu çıkarmış. 25 eksi eksi 3. Uh, sorumun cevabı 28. 53. sorumuzun cevabı da Bursa, Bursa, Bursa. Evet bir 6 tane falan sorumuz kaldı ama videoda uzadı. Yapacak bir şey yok. Tek video olacak arkadaşlar. Bölemeyiz. Bizim, bizim, bizim değer hesaplama sorularının hepsinin bir arada olması lazım. İki video oldu ama. Şimdi çok trikli bir soru. Çok çakallıklı bir soru. Dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Şimdi bize 54. sorunun içerisinde bir tanım verilmiş. Demiş ki R'den R'ye tanımlı demiş. Her x eleman R için demiş. Fx artı 1, Fx artı 6'dan küçüktür demiş. Şimdi Ne demek? Mesela X yerine 0 yaz. X yerine 0 yazdığında demiş ki kardeşim F1 F6'dan küçüktür demiş aslında. Tamam mı? Bak X yerine 0 yazdım. Şimdi bunu zincirleme devam ettirirsen bakın aradaki farklarına çok dikkat edin bu sorularda 5. Şimdi X'e 5 değerini verdiğimizi düşünelim şimdi bir de. X'e 5 ne, de, ne istediğini anlatıyorum önce soruyu sana. X yerine 5 veriyorum bakın. Burası F6 yapıyor. F6 da neyden küçükmüş? 5 verdiğim zaman 11. Bak F11. O zaman yukarıdaki ile aşağıdakini birleştirdiğimde şöyle bir bağıntı çıkıyor bakın. Beşer beşer büyüyerek gittiğinde, beşer beşer büyüyerek gittiğinde bakın F1 F6'dan küçükmüş, F6 F11'den küçükmüş, F11 F16'dan o 21'den böyle gidiyor. Şimdi bir tane daha x değeri verelim şimdi. Mesela x'e bu sefer 1 değeri vereyim. 1 değeri verdiğimde burası F2 yapıyor. Bir değerini verdiğimde burası F7 yapıyor. Bakın beşer beşer büyüme mantığını anladınız. Arada 5 var. O zaman bu F12'den küçüktür. Bu F17'den küçüktür. Böyle gidiyordur. Şimdi buna göre ifadelerinden hangileri daima bir kere daima doğrudur diyorsa kulakları dikeceksin dedik. Böyle tilki gibi. Tilkenin kulakları gibi dikeceksin. Tamam mı? Öyle şey görünce hı 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 dikiyorlar ya kulakları. Onlar gibi. Şimdi hangileri daima doğrudur diyor. Bak şunu yaptık aralarında beşer fark olması lazım. Mesela burada hocam F1 mi büyük F2 mi büyük diye kıyaslar derlerse ben kıyaslayamam kardeşim. Kimi kıyasla demiş sadece bu aralarında beş fark olanları kıyaslayabilirim demiş. F1 ile F2'yi kıyaslayamazsın. Yani ileride fonksiyon uygulamalarında artan fonksiyon diyeceğiz. Gidip de bunu artan fonksiyon mantığında düşünüp F2 de F1'den büyüktür derseniz soru gidecek. Niye artan fonksiyon mantığında diyorum. İçi büyüdükçe değerleri de büyümüş. Ama orayı karıştırma. Burada senin düşünmen gereken şey ne? Beşer beşer büyüyenleri kıyaslayabilirim. Bak F2. F2'nin 5 büyüğünü söyle F7. 5 büyüğünü söyle F12. Evet F12 F2'den büyüktür kardeşim cepte. F3 ile F7'yi kıyaslamış. Şimdi F3'ü kimle kıyaslayabilirim ben? F3'ü büyüktür, küçüktür 5 fazlası olan F8'den. Neyle kıyaslayabilirim? F13 ile kıyaslayabilirim. Peki F7'yi kimle kıyaslayabilirim? 5 küçüğü olan F2 ile kıyaslayabilirim. Tamam mı? F7, F12 ile kıyaslayabilirim ama F3 ile F7'yi asla kıyas yapamam sakın içi büyük olan büyüktür mantığına gitme. Ayvayı yersin. Tamam mı? Şimdi buna bakalım. 5, 15, 10 falan demiş. Şimdi bunların arasında bir sıralama var bak. 5, 10, 15 böyle gidiyor. Şimdi peki böyle olması 5 ile 10'un toplamının 15'in toplamının 10'un 2 katı olacağı anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Nasıl büyüdüğünü bile bilmiyorum. Mesela bu ikidir. Bu üçtür. Bu yirmidir kardeşim. Ne bileyim ben. Yirmidir dedim on iki yazdım. Bilmiyorum nasıl bir standartta artış yaptığını falan söylememiş. Bunun olabilmesi için aradaki farkların aradaki farkların eşit miktarda büyümesi gerekiyor gibi bir durum olması lazım. Bu da değil. O zaman yalnız bir oldu. 54. sorumuzun cevabı Adana. Bakın. Açık ve net söyleyeyim. Ben bu soruları hazırlarken ÖSYM ne yapar? Ben çocuklarıma nasıl kazanımları kazandırmam gerekir diye düşünüp böyle ilmek ilmek dokudum. Ya şimdi kimseye de çamur at neyse konuşmayayım. Kimseye de <laughs> gaza geldim birden konuşacaktım. Şöyle söyleyeyim. Ya böyle sıralanmış ÖSYM tarzı senin netlerini kolaylıkla yükseltecek bir video ders notu zor bulursun. Hadi bakalım 55. sorumuz. Bundan sonraki sorularda birer tık birer tık zorlaşıyoruz. Dikkat et. ÖSYM'nin sorduğu zor fonksiyon kalıplarına geliyoruz. Şimdi diyor ki. F fonksiyonu diyor. Her x diyor. Yani x'lerim diyor. Sıfırla 3 aralığında olacak diyor. Ama sıfıra eşit olamaz. 3'e eşit olabilir diyor. X'ler bu aralıkta olduğunda diyor. Bakın X'ler bu aralıkta olduğunda diyor. Fx 2x artı 1 biçiminde tanımlanıyormuş. Ama bakın ne zaman sadece X'ler 0 ile 3 aralığında. Mesela F2 için diyor 2 bu aralıkta değil mi? Bu fonksiyonu kullanabilirsin kardeşim diyor. Tamam mı? Neyi kullan diyor yani 2 çarpı 2 artı 1. Ama mesela F7'yi hesaplayacaksan diyor bu fonksiyonu kullanamazsın. Çünkü senin x'in bu aralıkta değil diyor. Bak düşünme tarzına aşılıyorum sana. Soruyunun burasını okuduğunda bunları düşünmen lazım. Diyor ki sana x'lerin o aralıkta olduğunda bu fonksiyonu kullan. Ama başka aralıktaysa kullanma diyor. Burayı anla. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Her gerçek sayı için bir de şöyle bir şey tanımlamış. fx eşitmiş. fx artı 3'e eşitliği sağlanıyor. Buna göre F9, F10, F11 toplamı kaçtır? Şimdi bir kere. Gel diyorum F9. Şimdi F9'u hesaplayacağım. Gidip bunu da hesaplayabiliyor muyum? Hayır. Çünkü 9 bu aralıkta değil. O zaman bu bilgine geri dönüyorsun. Şimdi bu bilgi periyodik fonksiyon veriyor aslında. Ne demek bu periyodik fonksiyon? Önceki soruyla ilişkili aslında bak. Şimdi X yerine 1 yaz. F1 F4'e eşitmiş. F4 F7'ye eşitmiş. F7 F10'a eşitmiş. Bak görüyor musun? Yani fonksiyonun içi 3 3 büyüdüğünde bütün değerler eşit oluyormuş. İşte F9'u öyle bulacağım. O zaman F9 F6'ya eşit. F6 F3'e eşit. Şimdi F3'ü kullanabiliyor muyum aralığımda bakıyorum. Bak sildim üstünü. 3'e eşitlik var mıydı? Vardı. O zaman x eşittir 3 için bu fonksiyonu kullanabiliyorum. O zaman f3 eşittir. 2 çarpı 3 artı 1. O zaman 6 7. Yani f9'un değeri 7 yaptı. Ne lazım bana? F10. Hadi F10'u bulalım şimdi. F10 kimlere eşittir? 3'er 3'er büyüyen 3'er 3'er küçülenlere eşittir ondan itibaren. Yani F7'ye eşittir. Bakın tekrar eden problem gibi. Başka neye eşit? F4'e. Hocam nereye kadar gideceğiz? 0, 3 aralığına gelene kadar x. 4, 3 daha küçülttüm. F1, F10, F1'e eşitmiş. O zaman F1 için artık 2x artı 1 fonksiyonunu kullanabilirim. 2 çarpı 1 artı 1, 2 artı 1'den 3. F11 lazım. Hadi F11'e bakalım şimdi. 11'i 3'er 3'er küçültüyorum. F8'e eşit. Eşittir. F5'e eşit eşittir f neye eşit? 2'ye eşit. Tamam mı? Şimdi ha bakın hemen şunun için şunu söyleyenler olabilir. Hocam bu f 0'a eşit değil mi? 3 daha küçültemez miydik? 0'a eşitlik yok. Ayık ol. Şimdi f 2'yi hesaplıyorum. 2 bu aralıkta olduğu için artık bu fonksiyonu kullanabilirim. 2 çarpı 2 artı 1. 2, 4, 5. Bunların toplamı da 15. 55. sorumuzun cevabı Denizli. Gördün mü? bir önceki soruyla bu sorunun yan yana olması gerekiyordu. Artış miktarlarıyla alakalı. Kimseler bunları düşünüp düşünüp de böyle arka arkaya koymaz. Herkes herkes lay lay lom lay, lay, lay lom değil herkes çok emek veriyor da. Yani soruların yüzde doksanlarını hatta hepsini başkaları yazıyor. Öyle lay lopum, lay lom sana kitabım 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 diye geziyorlar ortalıkta. Hadi Neyse 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 konuşma Selim Hoca. Eleştirme başkalarını. Devam. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F fonksiyonu her en tam sayısı için eşitliğini sağlamaktadır. Bu daha kolay bir soru. Bulmaca sorusu bu. Öyle bir mantık yok. Şimdi bize F7'nin 3 olduğunu söylemiş. F17'yi istemiş. Bulmaca sorusu. F7'yi kullanacağım şimdi. Şimdi F7'yi nasıl kullanırım? Bakalım şimdi. Ben şu da küçük olanların içini 7 yapmaya çalışayım ki bunu 7 yapınca bu 10 olacak mesela. Bunu 7 yapınca bu 11 olacak bilgi yakalayacağım. Büyüye doğru gitmek için bilgi yakalayacağım. Şimdi ilkinde en yerlerine 7 yazıyorum. Tamam mı? 7 yazınca burası F10 oldu. Ama en yerine 7 yazdım. Eşittir. En yerine 7 yazdım. Burası F7 yaptı. Artı 5 yaptı. Tamam. Şimdi... En yerine 7 yazdım F10'u buldum. Şimdi bak F10'u buldum. Şimdi bir de bu denklemde aynı denklemde en yerine 10 yazacağım. Gördüm çünkü bak 10 yazınca burası 10 olacak. Burası 13 olacak. F13 bilgisinde de 13 yazınca burası çat 17 yapacak. Gördün mü? Bir onu kullandım. İki kez ilkini bir kez ikinciyi kullanıyorum. 10 yazıyorum şimdi. 10 yazdığım zaman burası F13 yaptı. Eşittir. 10 yazdım. F10. Tamam mı? Artı 5. Şimdi şuradaki F7 3'tü. Bak F7'nin değeri kaçtı? 3'tü. Şunun değeri 3. Şunu da şunu toplayınca 8 yaptı. F18. 8 ile 5'i topladım. F13'ün değeri kaç yaptı? 13. F13 13 oldu. O zaman bu denklemde şimdi en yerlerine 13 yazıyorum. En yerine 13 yazdığım zaman burası F17 yaptı. En yerine 13 yazdığım zaman burası F13 yaptı. Artı 2 var. F13, 13'tü. 13 ile 2'yi topladım. Sorumuzun cevabı 15 oldu. 56. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Susadık mı? Susadık mı? Ben bir su içeyim. Su içtiğim yeri videodan keseceğim ama. Söyleyeyim. Niye keseceğim? Çünkü bardakta değil. Şişeden şey dik kafaya. şeyi dik Şişeyi kafaya dikiyoruz. Evet. Geçtik şimdi 56. sorumuzu da. 57. sorumuza doğru kürek kürek çekiyoruz. Evet. 57. soru aslında fonksiyon sorusundan daha çok bir denklem sorusu. Dikkat et. Fonksiyon sorusundan daha çok bir denklem sorusu. Şimdi fx'i vermiş, gx'i vermiş. Diyor ki kardeşim f3x'i bul bana diyor. gx artı 1'i bul diyor. Sonra onları eşitle diyor. Bu eşitliği sağlayan x'lerin toplamını istiyor f x'i bulmayı biliyorsun değil mi? Hadi f x'i yazdır bana. Dinliyorum hadi. Yüksek sesle. Sen söylüyorsun ben yazıyorum. Bak sen söylüyorsun o yüzden ben okumuyorum. Ne yaptık? X yerlerine 3x yazdık. Bölü 2. F 3x'i bulduk. Tamam. Hadi gx artı 1 yazdır şimdi bir de bana. Gx artı 1. Şimdi gx artı 1'i bulurken bak şuralara yazalım. X artı 1 x artı 1 x artı 1 x yerlerine x artı 1 yazdım bak şunlar götürdü o zaman burası x yaptı çarpı 1 eksi 2'den ne geldi eksi 1 x eksi 1 yaptı burası çarpı 1 eksi 3'den eksi 2 geldi burası da x eksi 2 yaptı bölü neyi var aşağısında 3'ü var tamam artık iki fonksiyonu da buldum artık bunları birbirlerine öpüştüreceğim bunları eşitleyeceğim tamam mı? Hadi. Şimdi ne geliyor o zaman bakın buradan. 3x fx'i yazıyorum önce. Çarpı 3x eksi 3 bölü 2 eşitmiş x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'ye. Şimdi bölü 3'ü var bir de. Şimdi burada arkadaşlar denklem sorularında temel kavramlarda falan vurgulayarak 3-4 soru kalıbında size sadeleştirmenin mantığını anlattım. Şimdi sadeleştirirken sağ ve sol tarafta eşitliğin sağ ve sol tarafında sadeleştir tamam ama bilinmeyen neyse sıfır yapanları çözüm kümesine ekle demiştim. Önce şu x'ler sadeleşir o zaman x eşittir sıfırı çözüm kümesine ekledim. Niye ekliyorum? Çünkü bak x'e 0 verince burası da 0 oluyor. Burası da 0 oluyor. Yani sağlıyor eşitliği. Tamam onları sadeleştirdim. Şimdi şuradaki 3x eksi 3'ü bir 3 parantezine alalım. 3 parantezinde x eksi 1 olur. Bakın eşitliğin sağında ve solunda x eksi 1 de var şimdi. x eksi 1'leri de sadeleştirdim. x eksi 1'ine 0 yapar? 1. Bakın x eksi 1 ifadesini 0 yapan 1 değerinde çözüm kümesine ekledim tamam mı? Şimdi eşitliğin sağ tarafında 3 çarpı 3'ten 9 aşağıda da 2 kaldı. Sol tarafında arkadaşlar x eksi 2 kaldı. Bölü 3'ümüz var bir de bitti. Gerisi içler dışlar çarpımı. Şimdi şuradan içler dışlar çarpımı yaptım. Ne geldi buradan? 2x eksi 4. Şu 2'yi buna dağıttım. 2x eksi 4 eşittir. 27 yaptım. Şunu karşı aldık 2x eşittir 31 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimiz 31 bölü 2 oldu. Şimdi x'in alabileceği değerler toplamı. Bakın x'in aldığı bir değer 0'dır. Bir değer 1'dir. Bir değer de 31 bölü 2'dir. Bunların toplamları da 33 bölü 2 yaptı. Sorumun cevabı denizli. Tamam mı? Bu mantık çok önemli arkadaşlar. Yoksa bu denklemi dağıtıp hepsini bir tarafa toplayıp işler dışar. Bir günlük işi var sorunun. Valla bir günlük işi var. Ben çözmezdim yani. Sadeleştirme mantığını anla. Ne yapıyoruz? Sadeleştirdiğini sağ ve solda sıfır yapanını çözüm kümesine ekliyoruz. Zaten bu kampın içerisinde bununla ilgili bir sürü soru çözdüm. Evet şimdi 58. sorumuza geldik. Güzel bir soru. AYT'lik bir fonksiyon sorusu. AYT'nin normal standart fonksiyon sorularından. Şimdi şöyle yukarı kaldırdım. Diyor ki fnx fonksiyonu. Bak ilk defa bir şey çıktı. nx diyor. Şimdi burada o n'lerin yerlerine bir şeyler yazdırmış bakın. n yerine 1 yazınca n yerine 1 yazınca sadece x olmuş. n yerine 2 yazınca ne olmuş bakın. x'e x artı 2 eklemiş n yerine 3 yazınca x x artı 2 x artı 4 mantığını anladın mı? Mesela f4'ü sen yazdır hadi bana hadi f4'ü yazdırabilirsen bu soruyu çözeceksin demektir. Söyle bana hocam x var hocam x artı 2 var güzel başka ne var hocam x artı 4 var tamam bir de ne var hocam x artı 6 var ne yapıyorum yani 4 tane açıyorum 1 2 3 4, 5 de nereye kadar gidecek? X artı 8'e kadar. Zaten tanımı vermiş bakın. N tane açtırmış işte X'ten başlamış böyle X artı 2. Her zaman yanlarına çift eklemiş. Şimdi soruya geri gelelim biz. Sorudan sorduğuna bakalım. F8 1'i istiyor. Şimdi bana önce F8'i bir yazdır. Nedir F8? X ile başlar. Sonra X artı 2 ile devam eder. Peki en sonuncuyu yazdır bana. Benim için en sonuncu önemli. Şimdi bakın. 4.'cü de bakın şöyle görün. 4.'cüde ne yazmışız? 6. Yani bir eksiğinin yazdığımızın bir eksiğinin 2 katı geliyor her zaman en sonuncuya. O zaman 7'nin 8'in bir, bir eksiğini aldım. 7 2 katı 14. Yani en sonuncuya 14 eklemiş. Tamam mı? 2, 4, 6 diye bakın burada bir sürü açıp istersen uzun uzun da yaz. Şimdi burada x yerlerine 1 yaz diyor. Şimdi benim bir kere kaç tane terimim var böyle? 8 tane bak. 8 olduğu için burada 1, 2, bu 8. Bak bu 1. Bu 2. Bu 8. Şimdi x yerlerine ne yaz diyor? 1. Bak burada 1 yazıyorum. Burada 1 yazıyorum. Hepsinde 1 yazıyorum. O 1'lerin toplamları bir kere ne yapıyor? 8 yapıyor. Tamam mı? Artı 8 tane 1 var çünkü. Bir de şuradaki ayrık sayılarım var ya onların toplamları. 2'den 14'e kalan olan çift sayılar. 2 artı 4 artı 6 artı 8 artı 10 artı 12 artı 14. Gör diye böyle yazdım ben ama çift sayıların toplamıyla da yapabiliriz. Hadi aşağıdakine bakalım şimdi. F5. F5x. Ne ile başlıyor? X ile başlıyor. Kısa olduğu için bunu yazabilirsin. X artı 2. Tamam mı? Kaç tane açacağız? 5 tane. Aha. X artı 4. X artı 6. X artı 8. Her zaman şuradakinin 5'in 1 eksiğinin 2 katı bakın son terim. Şimdi bunda X yerlerine ne yazılıyor? 2. Kaç terim var bakın burada? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 tane 2 mi oluyor? Bakın şu X'lerin her biri 2 olduğu için veya topla işte yazdım ha. 5 tane 2'nin toplamı ne yaptı? 10. Bir de ne var yanında? 2 artı 4 artı 6 artı 8 var. Topla ve onları böl birbirlerine. Bakın şununla şunun toplamı kaç yapıyor? 16. Bakın şurası 16. Şurası da 16. 32. Şurası da 16. 48. 8 de buradan ne geldi? 56. 56. 8'de buradan 64. Yukarının toplamı 64. Aşağının toplamına bakalım. 10 buradan geldi. 10 buradan 20. 10 da burada var. 30 yaptı. Sadeleştirdim bir de 2 ile bunları. 32 bölü 15 cevabına ulaşmış olduk. Sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Tamayetelik. Tamayetelik tatlı bir soru. Zor değil bak. Gerçekten zor değil. Zorları da var. Ama bu soru çok zor bir soru değil. Evet şimdi... Geldik arkadaşlar son iki sorumuza. 59. soru benzerini birkaç yıl önce ÖSYM e sordu. Ama bu sorunun arka arkaya 3 tane benzerini çözdüm ben sana. Hatırla. Kaçıncı sorulardı hatırlıyor musun? Kaçıncı sorulardı? Ee, 49, 50, 51 F1'e dönüştürdüğümüz sorular hatırladın mı? Kalıp aynı. Hepsini F1'e dönüştürürsen işin çok kolay. Tamam F1'e dönüştürmeden de yaparsın ama F1 en kolayı. Şimdi neyi vermiş bize bakın? toplam durumunu toplam durumuna dönüştürmüş. Şimdi şuradaki F3'ü F1'e dönüştüreyim hemen. Nasıl dönüştürüyorum? 3'ü 3'ü nasıl parçalıyorum? Bakın toplam durumunda parçalıyorum. Nasıl parçalıyorum? 1 1 1. O zaman bu neye eşit arkadaşlar? F1, F1, F1 3 F1, tane F1'in toplamına eşit. Şimdi F3 3 tane F1 oldu. O zaman şunun yerine 3 tane F1 yazıyorum. Gördük mü? eksi bir tane F1 var yanında. Bu işlemin sonucu 14'müş. 3F1'in 1F1'i gitti. 2 tane F1 yaptı. 2 tane F1 14 ise her iki tarafı 2'ye böldüğümde F1 dediğimizin kaç olduğunu bulduk? 7. F1'i bulduk. Tamam. Şimdi F1'i bulduysak bunları da F1'e dönüştürürsen soru çok kolay. Hızlı yapabilenler şu toplamı toplama dönüştürme ilk sorumuzdu. Buradan F2'yi 2 F1 olarak yazabilir hemen. Çarpı F5'i 5 F1 olarak yazabilir. F7'yi de 7 F1 olarak yazabilir. F1'lerin birer tanesini sadeleşir. F1 7'ydi. Şu 7 ile şu 7'yi sadeleşir. 5'tekinin çarpımı 10. Ya hocam ona kafa basmadı benim diyorsan ne yapacaksın? F2'yi şöyle yazacaksın 1 artı 1. Çarpı F5'i 1 1 1. Biri birine bakar. Baka bakar dururum. Bunu böyle. Sonra bunu 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. Şimdi o zaman bunlar ayrı ayrı yazılabiliyorlardı. F1 artı F1. Kaç F1 yaptı burası? 2 F1. Bakın. Aşağıda yazdığımın aynısı oldu. Arada çarpı var. Burası kaç F1 yapıyor şimdi? 1 F1 2 F1 3 F1 4 F1. 5 F1'de burası yapıyor. Gerisi aşağıdakinin aynısı zaten. 7 F1'de burası yapıyor. Sadeleştir işi bitir. Tamam mı? Haydi bakalım. Ne oldu o zaman sorumuzun cevabı? Ne oldu? Sorunun cevabını söyledik mi? Ceyhan oldu. 10 olmuştu evet. Evet geldik şimdi son sorumuza. Çok tatlı çok güzel bir soru. Ee, soruyu çözdükten sonra soruyu çözdükten sonra. Çok kolay bir yöntem söyleyeceğim. Böyle "Ya hocam bu muydu ya." diyeceksiniz. Ama işte kalıbı öğrenmeniz lazım. Çıkacak. Bu girdiğiniz denemelerde falan hep bunlar çıkacak. Kalıbı öğrenen saniyesinde soruyu çözecek anlattığım yöntemle. Önce uzun çözeceğim. Önce bir soruyu anlatmam lazım. Sorunun ne dediğini anlamamız lazım yani. Sorunun ne dediğini anlamazsan zaten bu sorular sana eziyete dönüşür. Tamam mı? Diyor ki şimdi en tam sayı kardeşim diyor. Tamam olmak üzere gerçel sayılarda bir fonksiyon tanımlıyorum diyor. E diye tanımlamış. X eksi n demiş. Ha, n kaç ki bilmiyorum. Ama demiş ki x'lerim demiş n ne n artı bir arasındaysa bu fonksiyonu kullan. Yani şartlı bir fonksiyon sorusu vardı ya bu da aynı. Mesela şu bir n tam sayı diyor ya bir tane tam sayı söyle bana. 7 mesela. Şimdi n7 ise bak bütün n yerlerine 7 yazacaksın şimdi burada. n7 gibi düşünelim şimdi. n eşittir 7. n7 olursa fonksiyon şöyle olacakmış bak. n7 olursa fonksiyon x eksi 7 fonksiyon. Bak bütün n yerlerine 7 yazıyorum. Seçiyoruz yani onu. Burada da yazıyorum. x de eleman olacakmış. x n yerlerine 7 yazdım. 7 ile 8 aralığı. Şimdi bak bu soru diyor ki sana kardeşim diyor. Bana diyor, x'ler 7 ile 8 aralığında bir x değeri hesaplayacaksan diyor, bu fonksiyonu kullanacaksın diyor. He, anladın mı? Yani n'in değerine göre x'ler belirlenmiş oluyor. Mesela f7'yi hesaplamak istiyorsan n'in 7 olacak. Mesela burada 7,5 var. f7,5'u hesaplamak istiyorsan n'i 7 kabul ederek hesaplayacaksın diyor. Şimdi bu uzun yolunu anlatıyorum şimdi. Şimdi o zaman bakalım. Bana şimdi F2 lazım. Siliyorum şimdi şurayı. Şimdi soruyu siliyorum şuradaki yaptığımı. F2 lazım. Şimdi F2 yani X'in kaç olması lazım F2'yi hesaplayabilmem için? 2. Şimdi şuraya geliyorum bak. 2. 2 en tam sayı diyor ya. Şimdi en tam sayı ise mesela 3 gibi bir şeyse en artı 1 de bir büyüğü. Yani bunlar ardışık sayılar. Diyor ki 2 Hangi iki sayının arasındadır diyor. İki, iki elemanıdır köşeli parantez iki ile üçün. Yani yukarıdaki tanıma benzetiyorum. Köşeli parantez iki ile üçün. Başka bir mesela n'e üç versen Üçle ile dört aralığına gider. Yani x'i iki seçeceksem n'i de ne seçiyorum? İki seçiyorum. O zaman x iki için n de iki oluyor. Yani fonksiyonum f(x) eşittir x eksi 2 fonksiyonu oluyor. Hadi çözelim şimdi o zaman. Bize ne lazımdı f2? x yerlerine 2'yi yazdım. 2 eksi 2'den sorumun cevabı 0 oldu. Bu 0. Bu tamam. Şimdi 10 bölü 3'e bakıyorum. Şu 10 bölü 3'ün yaklaşık bir değerini bulalım. Çünkü hangi aralıkta olduğu önemli. 3 kez var. 9 çıkardım 1. 3,1 gibi bir sayıymış. Şimdi sorunun şu üstünü tekrar siliyorum. Şimdi 3,1 yani x'im 3,1 gibi bir şey. 3,1 hangi iki tam sayının arasında söyle bana. 3 ile 4. Yani enim 3 olacakmış. O zaman bu fonksiyon için n3'müş. O zaman x eşittir 10 bölü 3 aldığımda n3 oluyormuş. Gördün mü? Yani x'in hangi iki tam sayı arasında olduğu önemli. Yani fx fonksiyonum ne oluyor o zaman? x eksi n'di. n'i 3 seçmiştim bu. Şimdi o zaman f 10 bölü 3'ü bulabilmek için x yerlerine 10 bölü 3 yazıyorum. 10 bölü 3 eksi 3 payda eşitledim. 9 1 gitti 1 bölü 3. Bu tamam. Son olarak f 27 bölü 4'e bakacağım şimdi. 27'yi 4'e bölüyorum. 6 kez var 24 çıkardım 3. 6,7 gibi bir şey. Hangi aralıkta o zaman? Yine üstünü temizleyeyim şuranın. Şuranın üstünü temizleyeyim. X eşittir 6,7. Şimdi 6,7 hangi iki tam sayının arasında? 6 ile 7'nin yani enim 6 O zaman şimdi F27 bölü 4'ü hesaplarken fonksiyonum X eksi 6 olmuş olacak. X eksi 6 olmuş olacak Fx. Tamam mı? Şimdi... O zaman f 27 bölü 4 eşittir. 27 bölü 4 eksi 6. Yani x yerine bunu yazdım. Payda eşit dedim 24. 27'nin 24'ü gitti. 3 bölü 4 oldu. Şimdi şuranın cevabı 1 bölü 3'tü. Şuranın cevabı 3 bölü 4'tü. Topladığımız zaman buradan 4 buradan 9 buradan 13 bölü 12. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı şıklarda yoktu. 13, 9, 13 bölü 12. Geçen gün bir öğrencimle beraber çözdüm bunu. Ee, cevabını şıklara yanlış koymuşum. Cevabımız 13 bölü 12. Düzeltin. Biz de bir dahaki baskıda düzeltelim. Şimdi bu uzun çözümü. Şimdi bu kalıbı kısa bir şekilde çözmek isteyenler bu soru sana ne yaptırıyor biliyor musun? Bak şimdi. 10 bölü 3 ya. Şu 10 bölü 3'ün tamam mı? 10 bölü 3'ün içerisindeki 3'ü attırıyor. 10 bölü 3'ün yaklaşık değeri neydi arkadaşlar? 3,1 tam kısmını attırıyor. Yani bu soru sizin sayınızın içerisinden sorulan sayının içerisinden tam kısmını atma sorusudur. Bak sildim şöyle üstünü. Diyor ki kardeşim mesela x sayısı 3,4 tamam mı? x 3,4 en kaç o zaman? 3. İşte X'in içerisinden bak X'in içerisinden bunu attırıyor. Yani tam kısmını attırıyor 0,4 kalıyor. Artık çok basit o zaman soru. Bu mantığı yakalayan için çok basit. Şimdi 2 zaten tam sayı olduğu için 2'nin içerisinden ikisini attırıyor bu. Burası 0 yapıyor. 10 bölü 3. 3 virgül bir şeydi değil mi? O zaman 10 virgül 10 bölü 3'ün içerisinden tam kısmı olan 3'ü attırıyor. 27 bölü 4. 4 virgül bir şeydi değil mi? O zaman bu soru 27 bölü 4 içerisinden tam kısmı olan 4'ü e attırıyor. Bak tekrar söylüyorum. Bakın 27 bölü 4, 4 virgül 3 gibi bir sayı olsa hangi aralıktadır? En 4'tür. Bakın fonksiyon şuradaki x'ten şu x'ten eni çıkarttırıyor. Çıkarınca senin şuradaki ondalıklı sayın kalıyor. Yani x sayımız 10 bölü 3 ise siliyorum şurayı tekrar tam iyi anlayın diye tekrar tekrar söylüyorum. x sayısı 10 bölü 3 ise yani 3 virgül bir şey ise n 3'tür. Kardeşim diyor x'ten n'i çıkar diyor işte. O da tam kısmını atmak oluyor. 1 bölü 3 yapıyor. Bakın bununki 1 bölü 3. Buradan da bunu çıkardığın zaman ne geliyor? 16. Ee, yok. 27 bölü 4 6 virgül küsürdü. Tam kısmı 6'dır. O zaman bunu çıkarıyorsun. 24. O da 3 bölü 4 yapıyor. Sonra topluyorsun. 9 oradan 3. 13 bölü 12 idi cevabımız. Huf. Evet. Uzun bir video oldu. Ama değdi mi? Değdi. Bu videoyu izleyen, bu videodaki soruların çözümlerini anlayan gerçekten çok şey kazandı. Ama sana tekrar söylüyorum. Bu videodaki güzel sevdiğin hatta bütün sorulara son 10 soru özellikle yıldızla 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 bıyıkla 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 ateş et oralara. O fonksiyon tekrarı yaparken bu sorulara mutlaka 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 bir daha bak. Tamam mı? Hadi bakalım kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak. Asla bırakma asla bırakma asla bırakma artık söyleyecek de sözüm kalmadı durmadan aynı şeyleri mi söylüyorum artık çünkü arka arkaya böyle videolar çekince beyin yanıyor bir buçuk saattir soru anlatıyorum düşünsenize yandı kafa ha, bugün de üçüncü videoydu hadi kendinize çok iyi bakın destek olun bir beğeninizi alırım hadi bay bay.